Merhaba sevgili arkadaşlar. 25 günde TYT Biyoloji bitireceğimiz kampımızın 21. günüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu video içerisinde eş baskınlık, çok alellilik ve kan grubu sistemi ile ilgili bilgileri bulacaksınız. Ancak buna geçmeden önce dün verdiğimiz ödevin kontrolünü yapalım. Ben dün size monohibrit ve dihibrit çaprazlama ile ilgili bilmeniz gerekenleri anlatmıştım. Şimdi ise hemen o güne gelelim ve o günün ödevini işaretlemiş olalım. Monohibrit ve dihibrit çaprazlama yani 20. gün ödevinizi kontrol ediyorum ve şimdi anlatmam gereken kısımlara geri dönüyorum. Eş baskınlık kavramıyla başlayalım arkadaşlar. Eş baskınlık dediğimiz olayda bir karaktere etki eden iki genimiz var ya, işte onların ikisinin de aynı anda birden etkisini göstermesi durumu. Yani birisi daha baskınlık gösteremiyor. Burada ikisi de birlikte etki göstermiş oluyor. Mesela örnek verecek olursak, kırmızı çiçeğimiz var, bir de beyaz çiçeğimiz olsun. Bunların ikisinin de etkisini göstermesi durumunda kırçıllı dediğimiz bir renk ortaya çıkmış oluyor. Yani hem kırmızı renkli hem de beyaz rengi içeren başka bir çiçeğimiz meydana gelmiş oluyor. İşte arkadaşlar, kırçıllı bu iki çiçeğin kendi arasında çaprazlanması sonucu oluşan genotip ayrışım oranı ve fenotip ayrışım oranı bizim için önemli. Hemen bakalım. Kırçıllı rengimizi hemen yapalım arkadaşlar. Kırmızı beyaz olarak ben yazmış oluyorum. Bunları kendi arasında çaprazlayacak olursak kırmızı kırmızı, kırmızı beyaz, kırmızı beyaz ve beyaz beyaz olmak üzere 4 tane genotip yazmış oluyoruz. Şimdi baktığınızda bir tane kırmızı, iki tane kırçıllı renk, bir tane de beyaz renk oluşmuş oluyor değil mi? O zaman fenotipte 3 tane fenotip mi oluşmuş oldu? Evet. Peki fenotip ayrışım oranına bakacak olursak da zaten yazdığımız üzere 1, 2, 1 şeklinde yazmış oluyoruz. Genotip çeşidini yazacak olursak da genotip dediğimiz kaç tane gen varsa aynı genden? Hemen KK'dan 1 tane, KB'den 2 tane, BB'den 1 tane olmak üzere 3 çeşit genotipimiz olmuş oldu. Ayrışım oranı da dediğimiz gibi 1, 2, 1 şeklinde. Yani çünkü KK'dan 1 tane, KB'den 2 tane, BB'den de 1 tane olmak üzere genotip ayrışım oranımızda 1, 2, 1 şeklinde yazmış olduk. Buradan şunu görüyorsunuz değil mi? Genotip çeşidi sayısı ile fenotip çeşidi sayısı birbirine eşit. Fenotip ayrışım oranı ile de genotip ayrışım oranı birbirine eşit olmuş oluyor. İşte arkadaşlar, eksik baskınlık için bilmemiz gereken şeylerden biri bu. Soruda bize eş baskınlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur derse hemen fenotip ayrışım oranının genotip ayrışım oranına eşit olduğunu aramalıyız. Tamam mı? Unutmayınız bunu. Çok önemli. Şimdi bir de ipucu söylemek istiyorum. İpucuna gelmeden önce arkadaşlar, Fen Lisesi kitabında anlatılan eksik baskınlık kavramımız var. Artık bu kısım sadece Fen Lisesi kısmında anlatılıyor. Anadolu Lisesi kısmında anlatılmadığı için bizim de üniversite sınavında karşımıza gelme ihtimali yok. Müfredatta da Anadolu Lisesi kısmında bu değişiklik yapıldığı için artık anlatılmıyor. Ama biz sadece şunu bilmeliyiz arkadaşlar. Eksik baskınlıkla eş baskınlıkta aynı sistem geçerli. Yani tanımları birbirinden farklı olabilir. Ayrışım oranlarının birbirine eşit olma durumları ikisi için de geçerli. Yani eksik baskınlıkta da eş baskınlıkta da benim aramam gereken şey fenotip ve genotip sayılarının birbirine eşit olması ya da bunların ayrışım oranlarının birbirine eşit olması olmalı. Yani soruda bana 1, 2, 1 gibi bir ayrışım oranı veriyorsa şıklarda aramam gereken şey bu şekilde bir şey olmalı arkadaşlar. Yani bunun yerine hangi harfi yazarsanız o olur yani. Mesela sallıyorum K, M yazalım, tamam mı? K, M. K, M ile K, M'nin çaprazlanmasını arayacaksın. Ve soru da sana eş baskınlık ya da eksik baskınlık gibi bir kavram vermeli, tamam mı? Bu gibi bir şey gördüğün zaman ya da 1, 2, 1 gibi bir şey gördüğün zaman hemen bu şekilde bir şey ararsan diğer şıklar böyle olmayacak çünkü. Mesela öncül verecek olursa bize der ki K, K ile K, K'nın çaprazlanması der. Bu birinci öncül olur. İkinci öncül de der ki K, M ile K, M'nin çaprazlanması der. Üçüncü öncül de A0 ile A0'ın çaprazlanması diyebilir. Yukarıda verilen öncüllerle ilgili hangisinde 1, 2, 1 gibi bir ayrışım oranı çıkar diyebilir arkadaşlar. O zaman burada dikkat etmemiz gereken ne? Hemen ikinci öncül oluyor ve direktman onu yapmadan da aslında biz doğru sonuca rahat bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Hemen devam edelim bir soruyla arkadaşlar. Bir bitki türünde sarı ve kırmızı çiçek renginin oluşumunu sağlayan aleller arasında eş baskınlık vardır diyor. O zaman buna göre ifadelerinden hangisi doğrudur? Kırmızı ve sarı çiçekli bitkiler çaprazlandığında %100 kırmızı çiçekli bitkiler oluşur diyor. Şimdi ben burada şunu yazmalıyım. Sarı renkli bitkiye SS, kırmızı renkli bitkiye de
KK yazmış olayım. Bunların eş baskınlık olduğunu bildiğim için bu şekilde yazıyorum. Kırmızı ve sarı çiçekli bitkiler çaprazlandığında hemen çaprazlayalım. Çaprazladık, ne oluşur? %100 SK bitkisi oluşmuş olur, değil mi? Eş baskınlığa sahip olduğu için de sarı ve kırmızı rengi aynı anda içeren bir bitki olmuş olacak. O zaman %100 kırmızı çiçekli bitkiler mi oluşur? Hayır, hemen bir olanı elemiş olduk. Sarı çiçekli bitkiler kendileştirilirse, yani SS ile SS'yi çaprazlarsan diyor, sadece sarı bitkiler oluşur diyor. Evet, doğrudur. Çünkü çaprazladığında zaten başka oluşabilecek bir şey olmadığı için bu doğru oldu. Kırmızı çiçekli bitkiler kendileştirilirse diyor, kırmızıyla kırmızıyı kendileştir, yine ne olur? Kırmızı kırmızı olur. Hem kırmızı hem de sarı bitkiler oluşur diyor. Öyle bir şey oluşabilir mi? Zaten oluşabilecek şeyi burada gördüğümüz için cevabımızı yalnız 2 olarak işaretlemiş oluyoruz arkadaşlar. Hemen devam edelim başka bir soruyla. Aşağıda verilen soy ağacında numaralandırılmış bireylerin MN kan grubu bakımından genotipleri bilinmektedir diyor. Buna göre bu bireylerin kan grubu fenotiplerini yazınız diyor. Burada şunu bilmem lazım arkadaşlar. Bizim aslında kan grubumuzda, hani genelde diyoruz ya, ARH negatif kan grubuna sahibiz falan diye. Bizim burada vücudumuzda antijen ve antikor ilişkisi olduğu için biz genellikle bunları kullanıyoruz. Aslında M ve N kan grubu ya da MN kan grubuna da sahibiz. Mesela bir kişi arkadaşlar M kan grubuna sahipse kesinlikle onun genotipi MM kan grubudur. Ya da bir kişi N kan grubuna sahipse onun genotipinin kesinlikle NN olduğunu bilmelisiniz. Çünkü MN kan grubu sisteminde de eş baskınlık durumu söz konusudur. Yani bir kişi eğer MN kan grubundaysa kesinlikle içerisinde M ve N kan grubuna sahip genler bulunur diyoruz. Yani biz bunu bilirsek soruyu rahat bir şekilde yapabiliriz. Hemen MN'lere bakalım arkadaşlar. MN kan grubundaysa o zaman annesinden ve babasından bu geni almış oldu. Babasında M varsa kesinlikle yanında da M olmalı. Annesinde N varsa yanında kesinlikle N olmalı diyoruz. O zaman 2 numaralı bireyin kan grubu fenotipini yazacak olursak bu birey kesinlikle MN kan grubuna sahiptir deriz. Çünkü annesinden N'yi aldı, babasından da M'yi almış oldu ve eş baskınlığa uğramış oldu. Devam edecek olursak 1 numaralı bireyin eşine bakalım. M kan grupluymuş, o zaman kesinlikle yanında da M geni olduğunu biliyoruz. Bu bireyin çocuklarına bakalım bir de. M kan grubu, MN kan grubu ve MN kan grubunu içermiş. O zaman N kan grubunu geldiğine göre kesinlikle buradan da N kan grubunu alabileceği bir gen vardır. O zaman 1 numaralı birey MN kan grubuna sahiptir deriz. Çünkü MN kan grubunu arkadaşlar siz M kan grubu ile çaprazlarsanız M kan grubu ve aynı zamanda MN kan grubu olmak üzere iki çeşit genotipe sahip birey meydana gelebilir. Oradan da zaten biz iki çeşit genotipe sahip bireyler meydana geldiğini görmüş oluyoruz. 3 numaralı bireye bakacak olursak da annesinin N kan grubu olduğunu biliyorsam ben NN olduğunu da kesinlikle bilirim. Babası da MN'ymiş. O zaman bunun oluşabileceği kan grubu fenotipini yazacak olursak ilk önce genotipini yazalım, sonra fenotipini konuşuruz. Hemen MN ile NN'yi çaprazlayalım. MN kan grubu ile NN'yi çaprazladığımız zaman MN kan grubu ya da NN kan grubu meydana gelebilir. O zaman 3 numaralı birey bu ikisinden birine sahip olabilir deriz. Hemen buradan sonra çok alellilik kısmıyla devam ediyorum. Çok alellilik de Mendel'den sonra bulunan bir şey arkadaşlar. Bir karakterin oluşmasını sağlayan genlerin 2'den daha fazla olması durumuna çok alellilik adını veriyoruz. Genellikle tavşanlardaki kürk geni üzerinden bize sorular sorulur arkadaşlar. Ancak şunu bilelim arkadaşlar, biz iken kromozoma sahip bireyleriz ya. İşte iken eşittir 46 kromozoma sahip olan bizler için 2 tane gen bulunur aynı anda. Yani göz rengi genim 2 tanedir. Ya da boy uzunluğu geni için 2 tane gen bulunabilir deriz. Peki en kromozomlu gametimizde ise bunlardan bir tanesi bulunur diyoruz. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Aynı şey tavşanlar için de geçerli. Mesela tavşanlarda çok alellilik var ama bunlardan İki tanesi sadece yan yana gelebilir. Mesela açık gri ile albino yan yana gelebilir, tamam mı? 2'den daha fazla alelgen yan yana gelmesi durumu söz konusu değil. O nedenle iken kromozomlu canlıda en fazla 2 alel bulunurken en kromozomlu olan gamette sadece 1 tane alel bulunur diyoruz. Hemen şimdi örnekle açıklayalım arkadaşlar. Bir bitki türünde çiçek renginin oluşmasını sağlayan 4 farklı alel vardır diyor. Bunlar kırmızı, mor, sarı ve yeşil olmak üzere 4 farklı rengin olduğunu görüyoruz. Aralarındaki baskınlık durumunu vermiş. İşte böyle bir şey görürsek çok alellilikten bahsedeceğiz. Çünkü
bir renk üzerinde çok alellilik, çok farklılık durumu söz konusu. İşte arkadaşlar, burada kullanmamız gereken formül n çarpı n artı 1 bölü 2 formülü. Bu genotip çeşidi sayısını bulmak için kullandığımız formül. Hemen bakalım, 4 tane genimiz varsa n yerine 4 yazacağız. 4 çarpı 5 bölü 2'den 10'dur diyeceğiz arkadaşlar. 10 dediğimiz şey genotip çeşidi sayımız olmuş olacak. Fenotip çeşidi sayımız da şu şekilde bulacağız. Alelgenler 2 tane yazabiliyorduk ya. Hemen yazacak olursak hızlı bir şekilde yazıyorum. A1, 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 A2, A1, A3, A1, A4 yazmış oluyorum. A2, 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 A3, A2, A4 şeklinde yazıyorum. A3, 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 A4 şeklinde yazıyorum. A4, A4 yazmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar, baskınlık durumlarına baktığımız zaman A1 bütün genlere baskın olduğu için buradan sadece A1 oluştu. A2 hepsine baskın olduğu için buradan A2 oluştu. A3 diğer A4'e de baskın olduğu için A3 oluştu. Buradan da A4 oluştu. O zaman fenotipin 4 tane olduğunu görüyor muyuz? Evet. Buradakilerin hepsini sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de genotipin olduğunu görmüş oluyorsunuz. Tabii ki de şu yazdığım kısım arkadaşlar uzun olduğu için her zaman bunu yazmakla uğraşmayacaksınız. O nedenle bu formülü kullanmanız sizin için daha kolay olacaktır. Ama hocam fenotip için kısa yol yok mu diyecek olursanız da tabii ki de var arkadaşlar. Şimdi aralarında şu şekilde bir baskınlık durumu varsa hemen buradaki genleri sayın. 1, 2, 3, 4. 4 tane mi? 4 tane mi yazdık? Evet. Bu da bunun kısa yolu olmuş oluyor diyelim. Hemen pratik yolunu da burada yazısal olarak ifade etmiş olalım. Eğer aleller arasında tam baskınlık durumu varsa, yani A1 büyüktür A2'den, A2 büyüktür A3'den, A3 büyüktür A4'ten şeklindeyse arkadaşlar, burada fenotip çeşidi sayısının alelgen sayısına eşit olduğunu bilmelisin. Yani 1, 2, 3, 4 tane fenotip çeşidi sayısı vardır dersin. Genotip çeşidi sayısının da formülünün n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu zaten biraz önce örnek üzerinde anlattım. Ekstra uzun uzun yazmak isterseniz de A1, 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 A2, A1, A3, A1, A4 şeklinde bu şekilde yazarak ilerlemen lazım. Ama bu bayağı uzun sürer. Tabii her zaman karşına bu kadar kısa sorular gelmeyeceği için seni zorlayabilir. O nedenle n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü kullanman senin için iyi olacaktır. Hemen soru çözelim. Tavşanlarda kürk rengi genin oluşmasını sağlayan 5 farklı alel vardır ve bunlar arasında tam baskınlık varmış. Buna göre açığa çıkacak fenotip çeşidi sayısı ve genotip çeşidi sayısını bulun diyor. Genotip çeşidi sayısını nasıl bulacağız? N çarpı N artı 1 bölü 2. Yani 5 çarpı 6 bölü 2 diyeceksin. N yerine 5 yazdığın zaman bunu bulmuş oluyorsun. O zaman ne oldu? 15 yazmış olduk. Fenotip çeşidi sayısı da tam baskınlık olması durumunda bizim toplayacağımız şey alelgen sayısının toplamıydı. Hemen bakalım, 5 farklı alel varsa o zaman 5 çeşitte fenotip vardır diyorsun, tamam mı? Hemen başka bir soruyla devam edelim. Bir bitki türünde çiçek rengi geniyle ilgili 3 farklı alel bulunmaktadır. A1 kırmızı, A2 sarı, A3 mor çiçek açmasını sağlamakta ve aleller arasında tam baskınlık durumu varmış. Buna göre şu bireyle şu bireyin çaprazlanmasında kaç farklı fenotipte birey oluşabilir diyor. Bu arkadaşlar en başta bir önceki videoda da yaptığımız çaprazlamadan hiçbir farkı yok. Hemen çaprazlayalım o zaman. Çaprazlamamızı şu şekilde yapıyorduk. Bununla bunu, bununla bunu çaprazlıyorduk. Hemen çaprazlayalım. A1, A2, A1, A3, A2, A2 ve A2, A3 şeklinde. O zaman bakalım arkadaşlar. A1, A2 ile ne oluşur? A1 oluşur. A1 neymiş? Kırmızıymış. Hemen buraya kırmızı yazalım. A1, A3'e baskın olduğu için A1 oluşur. O zaman buradan da yine kırmızı oluşmuş oluyor. A2, A3'e baskın olduğu için, A2 de sarı olduğu için o zaman burası sarı oldu. A2, A3'e de baskın olduğu için yine burası sarı olmuş oldu. O zaman iki çeşit fenotipe sahip bitki oluşur der miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Hemen soru çözümümüzle devam edelim. Bir canlı türünde birinci karakterle ilgili 3, ikinci karakterle ilgili 2, üçüncü karakterle ilgili 4 farklı alelgen bulunmaktadır diyor. Bunlarla ilgili kaç farklı genotip oluşabilir diyor. Bu tarz sorularda n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü kullanıyorduk ve bunların hepsini birbiriyle çarpıyoruz. Hemen birinci karakter için yazacak olursak 3 çarpı 4 bölü 2'den ne yaptık arkadaşlar? 6.
Hemen yapalım. İkinci karakterle ilgili 2'ymiş. 2 çarpı 3 bölü 2'den 3 oldu. Üçüncü karakterle ilgili 4'müş. 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 oldu. Bunların hepsini çarptığımız zaman 6 kere 3 18, 10'la daha çarptık. 180 meydana gelmiş oldu. O zaman 180 farklı genotip oluşur diyoruz arkadaşlar. Bakın 180 taneyi arka arkaya yazma ihtimalin yok değil mi? O nedenle bu yol senin için çok daha kolay olmuş olacak. Hemen bir soru daha çözelim. Bir karakterin oluşmasından sorumlu 4 alel olsun ve bu aleller arasındaki baskınlık durumu şöyle olsun. Açığa çıkan genotip çeşidi sayısı kaçtır diyor. Genotip çeşidi sayısı için formülümüz n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. 4 tane genimiz olduğuna göre 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 olmuş olacak. Hemen fenotip çeşidi sayısına bakalım. Burada arkadaşlar şurada bir eş baskınlık durumu var değil mi? Eş baskınlık durumunda kısa yolumuz şu. Normalde alel gen sayısı kadardı ya bizim fenotip çeşidi sayımız. Evet, o zaman burada eş baskınlığı da artı 1 olarak ekleyeceksin. Yani 4 tane alel gen varken bir de eş baskınlık olduğu için 5 demiş olacaksın bu kısa yolun. Uzun olarak da anlatacak olursam hemen yazmış olayım. Hızlı hızlı yazıyorum. A1 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 A2 A1 A3 A1 A4 yazmış oldum. A2 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 A3 A2 A4 yazmış oldum. A3 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 A4 yazdım. A4 A4 şeklinde yazmış oldum. Şimdi arkadaşlar A1 hepsine baskın olduğu için buradan A1 oluştu. A2 ile A3 arasında eş baskınlık olduğu için şuradan A2 A3 genotipe sahip birey oluşurken şuraların ikisinden A2 oluştu. Şuradan A3 oluştu. Buradan da A4 oluştu. O zaman 1 2 3 4 5 mi? 5. Bu şekilde de aslında uzun yoluyla anlatmış oldum ama kısa yolu da mutlaka sizin aklınızda bulunsun, cebinizde bulunsun, bir yerde işinize yarayacaktır elbet. Hemen burada bakalım arkadaşlar. Bir bitki türünde beyaz çiçek oluşumunu D1, kırmızı çiçek oluşumunu D2, mor çiçek oluşumunu D3 ve sarı çiçek oluşumunu D4 aleli sağlamaktadır diyor. D1 ve D2 alellerini birlikte bulunduran çiçekler pembe renkte oluyormuş. Bunların baskınlık durumunu da bize şurada vermiş. Olduğuna göre D1, D3 ve D2, D4'ün çaprazlanmasıyla oluşan 3200 bitkiden kaç tanesi beyaz renkli olur diyor. Şimdi ilk iş burada bu çaprazlamayı yapmak olacak. D1, D3 ile D2, D4'ü çaprazlayalım arkadaşlar. D1, D2, D1, D4. D2, D3, D3, D4 olmuş oldu. Şimdi baskınlıklara göre yazalım burada. D1, D2 buradan ne oldu? Pembe renkli birey olmuş oldu değil mi? D1 ile D4'ten D1, D4'e baskın olduğu için D1 de beyaz meydana getirmiş olduğu için hemen buraya beyaz yazdık. D2, D3'e baskın olduğu için D2 de kırmızıymış. Hemen burası kırmızı oldu. D3, D4'e baskın olduğu için D3 de mor renkliymiş. Mor renkli çiçek meydana gelmiş. Bunların hepsinin toplamından arkadaşlar 3200 çiçek meydana gelmiş. O zaman benim burada beyaz çiçekli olma ihtimalim kaç? 1 bölü 4. O zaman 3200'de 1 bölü 4 ihtimal varsa 800 tanesinin beyaz renkli olduğunu söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Buradan da hemen kan grubu sistemine geçiyorum. AB0 olmak üzere kan grubu sistemimiz var. Hem çok alelli kalıtıma hem de eş baskınlığa örnek olan bir yere geldik arkadaşlar. Burada fenotiplerimiz tabii ki de bizim kan grubumuzdaki baskınlık ve çekiniklikle alakalı. A kan grubu ile B kan grubu eş baskınken bunlar sıfır kan grubuna baskın olmuş oluyor. Yani A kan grubunun yanında sıfır varsa bu yine A kan grubu. B kan grubunun yanında sıfır varsa yine B kan grubu olmuş oluyor. Sıfır kan grubuna sahip olabilmesi için de mutlaka 0-0 genotipine sahip olmalı. Eğer AB kan grubuna sahipse bunun da kesinlikle genotipinin AB kan grubu olduğunu söyleyebilmeliyiz arkadaşlar. Kan grubu tayini yapılırken bireyin al yuvarlarında bulunan antijene bakılır. Yani ben A kan grubuna sahipsem benim al yuvarımda bulunan antijen A'dır. Antikorum ise plazmada bulunan antikorum ise anti B'dir diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde B kan grubu için de söyleyebiliriz. Ben B kan grubundaysam antijenim B'dir. Plazmada bulunan antikorum ise anti A olmuş oluyor diyoruz.
AB kan grubuna sahip olan bireylerin antijenlerinin A ve B antijeni olduğunu, antikorunun bulunmadığını, sıfır kan grubuna sahip olanların ise antijeninin olmadığını, antikorunun ise anti A ve anti B olduğunu da ekstra söyleyelim. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bunlar bize lazım olacak şeylerden birisi. Hemen bir soruyla devam edelim arkadaşlar. B sıfır genotipli anne ile AB genotipli babanın oluşabilecek çocukları ile ilgili sorular soracak. O zaman ben mutlaka B0 ile AB kan grubuna sahip bir anne babayı çaprazlayayım. Doğacak çocuklarla ilgili bir fikrim olsun. O zaman yazalım. AB yazdım. BB yazdım. A0 yazdım. B0 yazmış oldum. Şimdi gelelim A seçeneğine. Kan grubu fenotipi A olan çocuğun olma ihtimali diyor. Hemen bakalım. Şuradan AB çıkacak. Şuradan B çıkacak. Buradan B, buradan A. O zaman A grubuna sahip olma ihtimali 1 bölü 4'tür diyoruz. Kan grubu fenotipi B olan kız çocuğunun olma ihtimalini soruyor. Hemen bakacak olursak B kan grubuna sahip olma ihtimali 2 tane olduğu için 1 bölü 2 ihtimalli B olur diyoruz. Bir de bana kız çocuğunun olma ihtimalini sorduğu için kız çocuğunun olma ihtimali de 1 bölü 2'dir. Ve bu şekilde de sonucumuz 1 bölü 4 çıkar deriz arkadaşlar. Hemen başka bir soruyla devam edelim. Aşağıda kan grubu fenotipleri verilen ailelerden hangisinin çekinik kan grubuna sahip çocukları kesinlikle olamaz diyor. Çekinik dediği için hemen ben sıfır kan grubuna sahip bir birey aramalıyım arkadaşlar. Hemen bakacak olursak A şıkkında A'nın yanında sıfır olabilir mi? Olabilir. A'nın yanında sıfır olması onun A kan grubu olmayacağı anlamına gelmiyordu. Kesinlikle A kan grubu olduğunu söylüyordu. O nedenle bunların sıfır sıfır genotipe sahip çocukları olabilir. O yüzden bunu eledik. Hemen D'ye bakalım. B sıfır B sıfır olabilir mi? Olur. O yüzden bunu da eledik. Sıfır sıfır ile A sıfır olur mu B'de? Evet olur. Bunu da eledik. A sıfır ile B sıfır olur. Bunu da eledik. Ancak burada A B yazıyor. Buradan ya A gelir ya da B gelir değil mi arkadaşlar? Bunun eşi sıfır kan grubu olsa ne? Ya doğacak çocuklar A0 ya da B0 olur. Başka bir şey olamaz. O yüzden çekinik olamayacağı için cevabımızın C olduğunu birlikte görmüş oluyoruz. Hemen başka bir soru çözelim. Soy ağacı ile ilgili soru çözelim bu sefer de. Aşağıda verilen soy ağacında koyu renkli belirtilen bireyler çekinik kan grubu genotipine sahiptir diyor. O zaman çekinikse hemen buralara 00 yazmam gerekir. Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangilerinin kan grubu karakteri bakımından homozigot olabilir diyor. Hemen bakalım. 4 ve 5'in kan grubu 0 genotipe sahip olacak mı arkadaşlar? Olacak. Çünkü sıfırın biri buradan gitti, buradan gitti. Eğer 4 ve 5 sıfır genotipe sahip olmuş olsalardı taralı olurlardı. O nedenle ben 4 ve 5'in taralı olmadığı için homozigot genotipe sahip olmadığını biliyorum. Hemen devam edeyim. 0, 0 taralıydı en başta. O zaman bunun doğacak çocukların içerisinde mutlaka sıfır genotipi var mı? Var. O zaman 2 ve 3 de homozigot değil. Çünkü homozigot olsaydı taralı olurdu. Hemen 1 ve 6'ya bakacak olursam da ilk önce 6'ya bakalım. 6 numaralı birey 0 0 olabilir. Ya da 4 ve 5 kan grubuna sahip olan bireyleri bilmediğim için A varsa mesela ikisinin içerisinde AA olabilir. Ya da B varsa BB olabilir. O yüzden 6'yı aldım. 1 numaralı bireyin anne babasını göremediğim için bunun da hakkında bilgi sahibi değilim. Ama homozigot olabilir mi? Niye olmasın? Buradan anlayamadığım bir şey olduğu için olabilir diyorum. O yüzden 1 ve 6'yı işaretlemiş oluyorum. Bu sorudan sonra sıra sende sorusunu buraya bırakıyorum. Cevaplarını yorumlardan bekliyor olacağım. Sıra sende sorusuna geldiğimize göre bu videonun da sonuna geldiğimizi anlamış oluyorsun. Video içerisinde anlamadığın noktalar varsa yorumlardan yazabilirsin. Hemen unutmadan ödevini vermiş olayım. Kamp kitabımızdan 21. günle alakalı soruları çözüyorsun. Ve desteklerini benden eksik etmiyorsun. Eşe, dosta, sağa sola kim varsa haber sal ve Tül Biyoloji'yi takip etsinler. Abone olmayı unutmasınlar. Yarın görüşürüz. Hoşçakal.